Herkese merhabalar. Bugün Portekizce derslerimizin ikincisi olanla devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde sizlere harflerin üstündeki simgeler ne işe yarıyor? Üstünde simge olmadığı zaman nasıl okunuyor? Simge olduğu zaman nasıl okunuyor? Onlara değineceğiz arkadaşlar. Bunun için de şöyle küçük notlar tuttum sizlere daha net, daha düzgün bilgiler verebilmek için. Şimdi dilerseniz gelin başlayalım. Bu normal A diye okunuyor arkadaşlar. Bu kısa A. İlerleyen derslerde örnekler üzerinde göreceğiz zaten. Ama şimdilik sadece ne şekilde okunduğunu bilin yeter. Ondan sonra bu bazen kısa A, bazen uzun A diye okunuyor. Bu İngilizce bilen arkadaşlar için hani angry kelimesi vardır ya, sinirli. Buradaki A'nın başlangıcı gibi. Angry. O şekilde. E harfi normal durumlar dışında normal E gibi okunur. Başta olunca farklı, sonda olunca farklı gibi farklı telaffuzlar var. Bunu örneklerde göreceğiz arkadaşlar. Bizde nasıl ünlü değişmesi, ünsüz değişimi, yumuşaması gibi değişik kurallar olduğu için bunlarda da öyle şeyler oluyor. O yüzden harf, ya daha doğrusu kelime neredeyse ona göre değişiklik gösteriyor. Bu ey demişiz gibi ama iyi tam okumuyoruz. Ey. Sanki eye diye çağırıyormuşuz gibi ama e'yi okuyacaksınız. Ey. Zaten Portekizlerin konuşmasına dikkat ettiğiniz zaman çeneleri hafif böyle bir aşağı sarkar. Dil hafif damağa baskı yapar. Böyle değişik bir şeyleri var. Daha sonra M. Bunu M veya Ain. Yani direkt M demiyorsun. Bakın Ain. Ain. Sanki böyle N ile M arası bir telaffuz vereceksiniz. Onu da zaten filmlerde vesaire duydukça, kitap okurken, yani sesli kitaplar, müzik dinlerken o telaffuz farklılıkları zamanla oturacaktır. Hiç dert etmeyin. O da zaten çok fazla karşınıza çıkmayacak. Onu da başta söyleyeyim ben. Ama sadece genel kültür olarak söyleyeyim yani. Ondan sonra nerede kaldık? Bunu boğazımızdan biraz kısarak net diyoruz yani, internet. Buradan net. Gördünüz mü? Hafif kısa ve tiz bir şekilde gelecek arkadaşlar. Bunu en, en casa, evde, et anlamında İngilizce'de. Daha değişik anlamları da oluyor. Ama bunu en diye değil, bakın. En, en. Yani, hani buna sanki burada gizli bir y varmış gibi düşünün. En casa. O şekilde. Bu zaten normal. Normal. Şeyden, arkadaşım hoş geldinden kaptım ben de onu. Bu normal en diye okunuyor arkadaşlar. Ben tek tek nasıl okunduklarını yazmıyorum. Ben kendim defterime yazdım. Sizler de videoyu dondurup dondurup yazarsınız diye umuyorum. Bu normal uzun i diye okunuyor arkadaşlar. Şöyle 3-4 tane koyayım. Hani çok aşırı uzatmayın da normal uzatın. O harfi özel harflerimizden biridir. Belli kurallar dışında normal o gibi okunur. Mesela sonda olursa u olur. Bu ne demek? Falu. Şöyle yazayım. Falu. Falar fiilinden geliyor konuşmak. Falu. Sonda olunca u. Livru. Kitap demek. Sonda olunca ne oluyor? U oluyor. Li. Çok pardon. Buraya da o yazmışım yine. Falu. Livru. Gördüğünüz gibi bu parantez içindekiler telaffuzları u diye okunuyor sonda olunca. Başka değişik özellikleri de var. Onlara da zamanla geleceğiz. Nereye geldik? Buna geldik. Arkadaşlar bu olduğu zaman iki tane o diye okuyorsunuz. Şurada da örneği var. Nerede? Burada. Bakın gördünüz mü? Üstünde simge var. Bunun telaffuzu evo veya avo diye iki farklı telaffuz duyabilirsiniz. O yüzden bu simgeyi gördüğünüz zaman iki tane o ile uzatın demişim. Bu da arkadaşlar o u veya a u şeklinde iki farklı telaffuz duyabilirsiniz. İkisini de kullanıyorlar.
Ondan sonra nereye geldik? U da zaten normal U arkadaşlar. Burada birkaç kelime yazdım. Kelimelerden isterseniz yola çıkarak devam edelim. Ben okuyayım, siz de en azından biraz alışkanlık sağlarsınız. Kulak aşinalı olur. Falu, livru, vendedor, tenyu. Bakın, şimdi H harfi ünsüz, daha doğrusu özür dilerim, ünlü bir harften önce geldiği zaman Y oluyor. Yani biz bunu nasıl diyeceğiz? Tenyu. Telaffuzu bu şekilde arkadaşlar. Tenyu. Bir başka. Filya. Filya. Gördünüz mü? Ünsüzden önce geldi. Sonunda ne oluyor? Y harfine dönüşüyor. Goştamuş. Veya Gostamos gibisinden farklı iki telaffuz duyabilirsiniz. Nasıl Karadeniz bölgesine gittiğiniz zaman Türkçe konuşur ama farklı. Ege'ye gittiğiniz zaman farklı. Ya da ne bileyim Akdeniz bölgesi, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgeler. Buralar hepsi nasıl biz farklı şivelerle konuşuyorsak bu şekilde Guştamış, Goştamış gibi gibi farklı kelimeler, telaffuzlar duyabilirsiniz. Onu sakın dert etmeyin. Anlaşırsınız. İletişimi sağlarsınız. Bu da tamam. Gerra değil. Gerra. Arkadaşlar bunu iki farklı şekilde duyabilirsiniz. Geha diyebilirler. H harfi yapabilirler bu iki tane yumuşak G'yi. Veya Gerra şeklinde de, niye buraya tek parantez yaptım? Şeklinde de iki farklı telaffuz duyabilirsiniz. Yani iki tane R yan yana gelince ya H yapacaksınız ya da yumuşak G. Onu zamanla zaten oturtuyorsunuz. Şimdi burada sizin anlamanız için söylüyorum. Bu arada da böyle teknik birkaç bilgiye değindik. Sizler için bunlar faydalı olacak. Artı işaret. Filya söyledim. Gaza. Mesela bakın C başta olduğu zaman ne oldu? K harfine dönüştü. Ne oldu? Gaza. Ne demek gaza? Ev. Avo. Büyük anneydi yanlış hatırlamıyorsam. Uzun zamandır kullanmadığım kelimeler çünkü. Aynen. Avo, büyük anne. Avo, bu neydi? Avo veya evo da diye duyabilirsiniz. Ben avo yazdım sizler için. Ama dediğim gibi gene kafanız karışmasın yazayım. Evo. Ben biraz sert söylüyorum. Bu şekilde kaba ve sert almayın lütfen. Videoda sesim daha net çıksın diye. Sizlerin daha iyi anlayabilmesi için bu şekilde sert bir şekilde söylüyorum. Siz bunu orijinal videolardan, şarkılardan dinledikçe gayet kibar ve güzel çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. Ve son olarak ne var? Vose. Ne demek? Sen. Vose. Bakın C ortada olmuş. Ünlüden önce gelmiş. Ne oldu? S oldu bu sefer. Gördünüz mü? S'ye dönüştü. Ama az önce burada K'deydi mesela. Kaza. Vose. Böyle bu şekilde kelimenin nerede durduğuna, hangi harften, ünlü mü, ünsüz mü, kalın ünlü mü, kalın ünsüz mü, buradaki duruşlarından gördüğünüz gibi farklılıklar kazanıyor arkadaşlar. Bu dersimizi bu şekilde tutayım. Dediğim gibi kendinize fazla dert etmeyin. Teknik bilgileri zaman geçtikçe öğreneceksiniz. Mesela ben bugün iki tane R yan yana gelirse ne olur anlattım. Başta olunca ne oluyor onu anlattım gibi gibi teknik birkaç tane. Mesela H'yi anlattım, Y'ye dönüştüğünü. Bu tür şeylere devam edeceğiz parça parça anlatmaya. YouTube kanalımda Nerede Nasılsın adlı YouTube kanalıma abone olarak diğer Portekizce derslerimizi de takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.